Herkese merhaba, ben Alp Gürsoy. Bu bölüm 2020 model Porsche motorlu VosVos telefon iPhone SE'ye yakından bakıyoruz. Kutu içeriğine baktığımızda ilk olarak kullanım kılavuzunun olduğu kısım ve iPhone SE çıkıyor. Devamında 5 wattlık şarj adaptörü, Lightning uçlu kulaklıkları ve Lightning şarj kablosu çıkıyor. Telefonun dış tasarımına baktığımızda ise ağırlık, boyut ve kasa olarak iPhone 8 ile birebir aynı olduğunu görüyoruz. Tabii şu anda bende iPhone 8 olmadığı için ekranda iPhone 6 ile kıyaslamasını görüyorsunuz. iPhone 6'nın arka tarafı alüminyum, bu telefonun ise arka tarafı camdan. Bu cihaz ile artık iPhone 8'ler arasındaki en büyük farklılık ise ön tarafta. Yani artık bu telefonda hangi renk alırsanız alın, ön tarafı her zaman siyah oluyor. Yani o beyaz aldığınızda ön tarafın beyaz olması gibi bir özellik artık iPhone'larda bulunmuyor. Aslında tasarım olarak 2020'de çıkartılacak bir şekilde olmasa da yani malzeme kalitesi olarak baktığımızda birçok orta segment Android telefondan daha kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Ama haliyle artık yeterince demode olmuş, dev çerçevelere sahip tasarımı 2020'ye pek yakışmıyor. Yine de bu kasadan memnun olan ve kullanmayı seven iPhone kullanıcıları da bulunuyor. Bundan dolayı çok fazla bir şey de söylemek istemiyorum açıkçası. Telefon Apple'ın en ucuz iPhone'u olsa da aynı iPhone 8'deki gibi bu telefonun da IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Bir de bu telefonun arka tarafı cam olduğu için çizme ve olası düşmelere karşı korumak adına bir kılıf ile kullanmanız çok daha iyi olacaktır. Telefonun tipini bozmadan bir kılıf kullanmak isterseniz bana Kruse'nin şeffaf kılıfından geldi. Bu markanın farklı çeşitlerde güzel tasarımlı kaliteli kılıfları bulunuyor. Merak edenler için aşağıda link bırakacağım. Bu arada bu telefonun boyutları birebir iPhone 8 ile aynı olduğu için eğer elinizde iPhone 8 kılıfı varsa ya da hani beğendiğiniz bir iPhone 8 kılıfı varsa bu telefonu kullanabilirsiniz. Telefonun ekranına bakarsak 4.7 inç Retina IPS LCD bir panel kullanıyor. Çözünürlük olarak 750x1334 piksel, 326 ppi'lik bir ekran bulunuyor. Yine ekran olarak da yanılmıyorsam iPhone 8 ile birebir aynı gözüküyor. Tek farkı bu telefonla artık yine tüm iPhone'larda olduğu gibi 3D Touch özelliği kaldırılmış. Ama True Tone özelliği arıyorsanız bu telefonda mevcut. Ekran otomatik parlaklıkta 625 nits'e kadar çıkabiliyor. Bu sayede de güneş altında sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ekran kalitesi olarak açıkçası pek etkileyici bir yanı bulunmuyor. Zaten bu boyutu bir ekrana sahip cihaz ile çılgınlar gibi medya tüketimi yapmak birazcık zorlayabilir. Ama büyük ekran ve büyük boy cihaz sevmeyenler için de gayet ideal bir cihaz. Teknik özelliklerine bakacak olursak da kaputun altında Apple'ın Supersonic A13 Bionic işlemcisi bulunuyor ve 3 GB RAM'i mevcut. Donanımına baktığımızda aslında iPhone 11 serisiyle aynı. Tek farklılığın 1 GB RAM'inin eksik olduğunu görüyoruz. Geekbench skorlarına baktığımızda iPhone 11 Pro Max ile tek çekirdekte birebir aynı, çoklu çekirdekte ise çok ufak bir fark olduğunu görüyoruz. Hatta GPU testinde de aralarında neredeyse hiçbir fark olmadığını görebiliriz. Bu da ne demek oluyor aslında? iPhone 11 serisinden geri kalır bir yanınız olmuyor demek. Benim gördüğüm kadarıyla performans olarak gerçekten başarılı. Fortnite oyununu sabit bir şekilde 60 FPS oynatabilmesi ki benim bildiğim kadarıyla orta segment hiçbir Android cihaz bu performansla oynatmıyor. Hatta amiral sınıfı birçok Android cihaz bile bu oyunu 60 FPS oynatmakta zorluk çekebiliyor. Hoş Fortnite Android'de çok optimize bir oyun olmasa da yine de söylemekte fayda var. Şimdi de gelin birlikte 20 dakikalık oyun testi yapalım. Telefon ne kadar pil harcıyor ve ne kadar ısınıyor bunu görelim. Dakika sonunda pilin %85'e düştüğünü ve sıcaklık olarak da 40.2 dereceye çıktığını görüyoruz.
Oyun oynarken telefonun 60 FPS'yi stabil olarak koruyabildiğini gördüm. Bazı nadir durumlarda da 30 FPS'lere indiğini gördüm. Bir keresinde bu test haricinde telefonda oyun oynadıktan sonra şansa telefon kamerasını açtığımda bir uyarıyla karşılaştım. Bu uyarıda telefon ısındığı için kamerasının flaşını açamayacağı yazıyordu. Yani bunun nedeni de tahminimce bu telefonun soğutma sistemi iPhone 11 serisi kadar iyi değil. Kısacası gördüğüm kadarıyla performansında bir düşme olmasa da yoğun bir takım işler yaptığınızda telefon ısınıyor ve pilini de bir güzel emiyor. Bu arada merak edenler için bir de 4K'lık bir videoyu iPhone SE ve Note 10 Plus ile dışarı aktaralım. Kim ne kadar hızlı yapıyor bunu bir görelim. Evet, burada gördüğünüz üzere iPhone'un kaputunun altında çok güçlü bir motor olduğu için haliyle Note 10 Plus'tan daha hızlı dışarı aktarma yapabiliyor. Şimdi de gelin kamerasına bakalım. Arka tarafta 12 megapiksellik 1.8 diyaframa sahip optik sabitleyici bir kamera bulunuyor. Kalite olarak gündüz fotoğrafları gayet başarılı. HDR olarak da gayet iyi sonuçlar veriyor. Hatta iPhone 11 Pro Max ile kıyaslarsak aralarında pek bir fark göremiyorsunuz. Asıl farkı daha ziyade düşük ışıkta görmeye başlıyorsunuz. Çünkü bu telefonda Deep Fusion ve gece modu olmadığı için düşük ışıkta fotoğrafta gren olmaya başlıyor. Portrait modu olarak baktığımızda tek kamerası olmasına rağmen kenar algılaması olarak iyi iş çıkartıyor. Bu modunda da HDR'ın iyi çalıştığını söyleyebilirim. iPhone 11 serisine göre bir farkı bu modda sadece insanların fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Bu aslında yazılımsal bir kısıtlama çünkü Halide gibi üçüncü parti uygulamalar ile insan harici hayvanların ve objelerin de fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. Merak edenler için yine aşağıda o uygulamanın linkini bırakacağım. Bu modda çektiğiniz fotoğrafların efektlerini de sonradan değiştirebiliyorsunuz. Video olarak bakarsak da 4K 60 FPS'ye kadar optik sabitleyici videolar çekebiliyorsunuz. iPhone 11 ile nasıl video çekiyorsanız bu telefonun kamerasıyla de aynı kalitede video çekebiliyorsunuz. Bir de bu modelde de videoda stereo ses kaydı yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi de iPhone 11 Pro Max ve iPhone SE 2020 telefonu ile 4K 30 FPS video çekiyoruz. Bu video içerisinde ses kalitesi iki cihazda da benzer mi veya görüntü kalitesi benzer mi, bu testte bunu göreceğiz. Video ve ses kalitesi olarak sizce iki telefon da aynı mı veya iPhone 11 Pro Max mi daha iyi yoksa SE mi daha iyi? Bununla alakalı düşüncelerinizi de yine aşağıda yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu telefonun en güçlü yanlarından biri de aslında video kabiliyeti. Yanılmıyorsam şu an için bu segmentte 4K 60 FPS optik sabitlemeli video kaydedebilen çok fazla telefon yok. Hatta yanılmıyorsam 4K 30 FPS'de HDR özellikli video çeken orta segment bir Android telefonda bulunmuyor. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama galiba yoktu. Kısacası kalite olarak gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bir de 1080p 240 FPS ağır çekim modu da bu telefonda bulunuyor. Ön kamerası hakkında konuşacak olursak da 7 megapiksel ve 2.2 diyaframa sahip bir ön kamerası bulunuyor. Kamerası ile 1080p 30 fps'ye kadar videolar çekebiliyorsunuz ve videolarda elektronik sabitleme çalışıyor. Video kalitesi olarak da fena değil ve HDR yine bu kamerada da çalışıyor. Bu arada merak edenler için iPhone 11'lerle gelmiş olan ön kameradaki ağır çekim özelliği bu telefonda mevcut değil. Telefon fotoğraflarına baktığımızda gayet iyi sonuçlar aldığınızı söyleyebilirim ve HDR olarak da fena değil. iPhone 11 serisine göre daha düşük çözünürlüklü olmasına rağmen kalite olarak gündüz veya gece birbirlerine çok yakın, hatta neredeyse hiç ayırt edilmeyecek şekilde benzer kalitede sonuçlar alıyorsunuz. Portrait modu olarak da yine iyi çalışıyor ve bu modda da fotoğraf çektikten sonra tekrar efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Kamera için diyebileceğim orta ve ucuz segment telefonlar içerisinde en iyi kameraya sahip ve hatta amiral sınıfı olan telefonlara bile kafa tutabilecek bir telefon olmuş. Ancak Apple'ın bu telefonu ucuz iPhone olarak çıkarttığından koyduğu limitasyonlar bana birazcık garip geldi. Hadi Deep Fusion koymadınız, tamam, ama en azından gece modunu bu telefona koyabilirlerdi diye düşünüyorum.
Android'de bu telefonu çeyrek gücüne sahip, birçok telefonda gayet başarılı gece moduna sahip telefonlar bulunuyor. Ya da bu telefonda portre modunda insan harici objeleri de algılama özelliği konabilirdi. Bunlar yazılım ile rahatlıkla eklenebilecek şeyler. Ama Apple bu telefon ucuz olduğu için bir sınırlandırma getirmiş ve birazcık saçma olmuş. Çünkü hem kamera hem de işlemci olarak hayli hayli bu işleri yapabilecek güçte. Şimdi pil olarak bakarsak da bu telefonun iPhone 8 ile birebir aynı olan 1821 mAh'lik küçük bir batarya bulunuyor. iPhone'larda zaten Plus olmayan modellerin pilleri zaten pek dayanmazdı. Bu telefonda da bu kural bozulmamış. Gündelik bir kullanımda akşamı çıkartabiliyorsunuz ama uzun telefon görüşmeleri veya telefonu fazla kurcalarsanız akşama kalmadan tekrar şarj etme ihtiyacı duyabilirsiniz. Telefon 18 wattlık hızlı şarj desteği var ama kutu içerisinden 5 wattlık bir adaptör çıktığı için telefonu şarj etmek birazcık uzun sürüyor. Yani benim yaptığım testte %5'te şarja taktıktan sonra 1 saatte %61'e ve toplamda 3,5 saat gibi bir sürede %100'e geldi. Ama hızlı şarj adaptörü alırsanız en azından yarım saatte telefonu %50 şarj edebilirsiniz. Yani fiyatı birazcık pahalı ama yani 3,5 saatte şarj etmek yerine böyle bir şey daha mantıklı olabilir. Bir de bu telefonda kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Eğer elinizin altında Qi Wireless şarj aleti varsa bu telefonu şarj edebiliyorsunuz. Hoparlör olarak bakarsak da bu telefon ucuz diye Apple mono hoparlör koymamış. Ve bu açıdan gerçekten Apple'ı takdir ettim. Çünkü orta segment Android telefonlarda stereo hoparlör görmeniz çok zor. Hatta bildiğim kadarıyla orta segmentte stereo hoparlörlü bir Android cihaz bulunmuyor. Bu telefonun ses kalitesi de bir iPhone 11 Pro Max kadar yüksek olmasa da kalite olarak gayet başarılı. Hatta istiyorsanız gelin bir iPhone 11 Pro Max ile bu telefon arasında bir ses testi yapalım. Sonuç olarak bu telefon hakkındaki benim düşüncem, Apple bu telefonu yaparken işlemcisini A13 yerine A12, hatta iPhone 10'daki A11'i koysaymış ve yine bu kasayı kullanıp ama tam ekran, LCD bir panel ve Face ID koyabilseymiş, mevcut fiyatı ile çok daha büyük bir kitleyi kendine çekebilirmiş. Ama bir ihtimal bu telefona tam ekran koysalardı, telefonda bulunan pil bir günü çıkartamayabilirdi. Bu telefon işlemcisiyle şu an için Android dünyasındaki bütün telefonlara kafa tutabilir. Hatta kamera ile optik sabitlemeli, HDR'lı 4K video, stereo hoparlör, kablosuz şarj ve IP67 sertifikası gibi özellikleri Android'de ancak amiral sınıfı telefonlarda bulabilirsiniz. Ama videonun başında dediğim gibi bu telefon benim gözümde Porsche motorlu Vosvos olmaktan öteye gitmez. Android'de bu kadar hızlı olmayan ama çok kaliteli ve büyük ekrana sahip, medya tüketimine müsait olan birçok cihaz bulunuyor. Oyun performansı olarak bu kadar güçlü olmasa da birçok kişiyi memnun edecek performansta çalışan ve oyun oynarken de bit gibi ekrana bakarak acı çekmeyeceğiniz HDR destekli cihazlar bulunuyor. Ama şu da var ki bu kasa iPhone'u sevenler için de mükemmel bir telefon olmuş diyebilirim. Bu telefonun bir artı yanı da orta segment Android bir telefon 2 sene güncelleme alırken bu telefon ile 5 ila 6 sene güncelleme almaya devam edebilirsiniz. Şu an içinde yurt dışındaki fiyatı ile aşırı makul olsa da ülkemizde 5300 TL olduğundan, yani en azından ben kendi kullanım şeklime göre bu telefonu almak yerine üzerine birazcık daha para koyup iPhone 10R ya da biraz daha zorlayıp iPhone 11'i almayı tercih ederdim. Ama tabii ki de günün sonunda seçim sizin, karar sizin. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Sizler bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız iPhone 10R mi yoksa bu telefonu mu tercih ederdiniz? Bununla alakalı düşüncelerinizi ve telefon hakkındaki yine merak ettiklerinizi yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Bu arada videodan memnun kaldıysanız beğenebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hatta kanala abone olursanız da çok sevinirim. O zaman şimdilik benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kaliteli kılıfları bulunuyor. Merak... Aslan parçası be. 50 cc'lik motorla yardırıyor.